hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? Enerjiyim ya bugün neden? Enerjisin bugün. Şimdi abi bir YouTube kanalına tepki vereceksin. YouTube'la aran nasıl? İyi izlerim yani biliyorumdur. Büyük işte ama emin değilim. Büyük ama genelde... Bir Türk YouTube kanalı. Enes var, Orkun var, Oğuzhan Uğur'un... Hiçbirisi değil abi. Onlardan daha meşhur. Geliyor şimdi. Türkiye'de. Şey mi? Bu çocuk mocuk şey kardeş bir de babası var. Evet. Neydi ya isimleri? Aa, bir saniye ya. Kerim daha dün baktım ya. Daha dün baktım. Ben kalkıyorum. Hayır ne olur. Sarı renk yumurta. Acaba çocuğun oyunculuğu çok iyi ya. Çocuklar izliyorum ya bunları. Wow! Kırmızı renkli yumurta! Wow! Kırmızı renkli yumurta! Ben bu kız biraz sana benzetiyorum. Ne? Ha, eğleniyorlar ama çocuklarken bak. Oyunculuk süper. Flash değil mi? Ne bu? Tuvalet mi? Açık havada. Karnım çok acıktı. Pizza! Ice cream! Lollipop! Yalnız pizza, lollipop hepsi aynı yerde. Lollipop! Evet, evet! Lollipop istiyorum! Karnı acıktı ve lollipop mu yiyor? Maraş lollipopçusun bu. Ha, reklam almışlar herhalde. Evet. Kendi aralarında eğleniyorlar gibi aslında. Oh, papa. Aa! Turuncule! Gidiş fırçası! Çok enteresan bir video izledik şu anda farkındayım. İçim sıkıldı. İlk olarak bu kanalın adını biliyor musun? Adını hatırlamıyorum ama videolarını izlemiştim yani daha önce. Bu kanalın adı Salih Reis'in Dünyası. Ha biliyorum tamam. Salih denilen çocuk aslında küçük çocuk, kardeşi. Biliyorum. Kardeşi. İlk başta onunla videolar çekiyorlar. Şimdi kızla birlikte video çekiyorlar. Kanala onun ismini verip bunlar mı parayı gömüyor? Güzel ticaret. 13 Şubat 2016 tarihinde YouTube'a katılan bu kanaldaki videoların toplam görüntülenme sayısı 4 milyar abi. Kaç? 4 milyar. Wow. Aylık şu anda 500 milyon civarında izleniyor. Bu aylık. Kanal. Evet aylık. Bizim toplam izlenmemiz bile o kadar değil, öyle bir şey. Bunlar aile izleniyor. Şaka. Evet. Türkiye'nin Netday'den sonra en çok izlenen YouTube kanalı bu kanal abi. Ne? Bir şey diyeyim mi? Biz buradan gidelim, gözdağla beraber çıkalım. Ben giyeyim o aşçı kıyafetini, sana lollipop uzatayım. İzleneceksek bu tarz şeyler yapalım. Ne düşünüyorsunuz bu kanal hakkında? Abi bence yani çocukları eğlendirmek çok güzel bir şey. Aynen. Hani ben bir şey anlamıyorum. Çocuklar da anlamıyordur belki ama izlemesi çok keyiflidir onlar için. Çok gereksiz bence. Gereksiz. Yani şöyle bana göre. Bak izlenme sayısı o bu bir başarıdır okey. Bana göre çok gereksiz. Herkesi çeken bir şeyi var. Küçükler izliyor çünkü zaten tamam. Küçükler için. Büyükler de hani şey vardır ya böyle o kadar gariptir ki zaten garipliği güzeldir. Ama ben ilk çıktığımda şeyi falan hatırlıyorum. Bunlar slime falan yapıyordu. Evet. Sonra böyle kendi aralarında eğlendikleri video tarzında ilerliyordu iş. Abi büyütmüşler. Geldi kritik soru. Sen çocuklarına Salih Reis'in Dünyası kanalını izletir misin?
Hayır. YouTube'a bile sokmam ki. Ben çocuklarım olursa onları kesinlikle teknolojiden uzak tutacağım. Ben izletmem. Neden? Çünkü atıyorum çektiği şeyi kendin çek onunla, oyna. Yani evet, çocuk onunla eğlen. Yani tutup da izlettirme diye düşünüyorum. Hani ben izletmezdim ama izlese de bir şey olmazdı yani. Hani yani olumsuz olmazdı. Şey ya, hatta yararlı olurdu. Ama ben daha da yararlı olacak şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Evet. Ben izletmem ama şöyle bir durum var, YouTube mecrasında artık yani 3 yaşında 4 yaşında çocuklar elinde tabletle YouTube videoları izliyor. Şimdi öyle düşünürsek hani siz ne kadar istemeseniz de bir şekilde bulurlar. Hayır abi. İzletmez mi? Hayır, asla izletmem. Yasaklar. Özellikle şimdi bak eve gidince diyeceğim kardeşime izliyor musun lan diyeceğim, böyle iki tane tokatı bir koyacağım ona. Ne yapıyorsun? Böyle yakalıyorum, Enes'i izliyor. Beni niye, bizi niye izlemiyorsun lan diyorum. Biz de sanki onunla çok hitap etmiyoruz. Gülüyor böyle. Beni izleyeceksin, sonra Enes'i izleyeceksin. Vay. Salih Reis'in Dünyası kanalının güncel abone sayısı bilgisi yaklaşık 6 aydır kapalı. Ancak abone sayısı bilgisi kapatılmadan önce 3 milyon abonesi vardı. 6 ay önce 3 milyon vardı. Sence şu anda abone sayıları kaç olabilir? 12. 6 milyon değil. Ne? 12 kişi kalmış. Ne alaka? Çıkıyorlar. 7, 6. Ben 7 falan diyorum. Enes'ten az mı? 7 milyon mu diyorsun? Ben evet. Şimdi 12 yani falan 7, 6 bir şeydir. Çok ben, olsa açarlar. Aynen, çok olsa açarlar. Ama 7 de çok oğlum. Herhalde en büyük YouTube kanalı olamazlar. Yani öyle bir bilgi olsa zaten açarlardı veya başka bir şey olurdu. Bence 5.5 falan olmuştur ya. 5.5 falan. 5.5 aynen 6'ya doğru. Dün YouTube'da bir haber çıktı. Yani YouTube magazin sayfaları vardı işte Türkiye'de. O habere göre bu kanalın şu andaki abone sayısı 14 milyon abi. Ya küfür edeceğim şimdi. 14 diyeceksin. Milyon. Yani bilmiyorum abi, 14 milyon bence... ya eğer ki benim 14 milyon abonem olsa ben açarım. Ha. Açarım abi. Social Blade diye bir site var, biliyor musunuz? Hayır, yok. Bilmiyorsunuz. Yani YouTube kanalların verilerini oradan takip edebiliyorsunuz. Bir top 100 listesi var global anlamda. Ve bu kanal globalde o top 100 listesinde 15. sırada. Şaka. Ve altındaki kanallara bakıp onların abone sayılarına falan baktığımızda bu kanalın şu anda tahmini 12 ile 15 milyon arasında abonesi var. Peki niye kapatmış olabilirler abone sayılarını? Böyle bir içerik yapıp işte bu kadar çok insanın takip ettiğini bilmelerini istemiyorlardır. Belki yani karşı rakip çıkmasını istemiyorlardır kendilerine. Kızın üstünde baskı yaratabilir veya ne bileyim bilmiyorum. Zaten Salih Reis o yüzden çekmiş olabilirler. Yani bir pedagojik bir şey olabilir. Bence bot. Bot. Ben inanmıyorum, bunu izleyemezler yani. Bot çocuklar değil. Dahi izlemez. Sizce bu kanal ya buna benzer çocuk kanalları neden bu kadar fazla izleniyor? Günümüzde artık teknoloji ilerledi. Çocukların ellerinde telefonlar. Evet, büyük ihtimal tutup da bunu izliyordur yani. Bir şey diyeyim, buna yorum yapamayacağım. Muamma hani... Gerçekten bir pazarlama harikası bence. Anne baba çocuğa bakamıyor. Ver eline iPad'i, ver eline telefonu. O birazcık açsın, kurcalasın. 5 yaşındaki çocuk artık o tarz şeyleri çok rahat algılayabiliyor zaten. Birazcık BIP kanalını izleyeyim. Reklam vermiyorum. Açıyor, izliyor. Ya kitlesi zaten çocuk ağırlıklı. Çünkü zaten o konsepte ilerliyor. Bir de şöyle bir durum var. Popüler içerikler kullanıyorlar falan. Bu yüzden soruyorum. Ben de diyorum dolanıyor sorunun etrafında. Ne bileyim nereye bağlayacak ya, anlıyor musun? Son olarak küçük yaştaki çocukları eğlendirmek, meşgul etmek amacı yönelik olan bu videolar internette çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. Yani bir babanın çocuklarını para kazanmak için kullandığı da söyleniyor. Ağır eleştiri alan bu kanal hakkında sen bu düşüncelere katılıyor musun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani pedagojik kaygı gidiyorsan izletme. Yani ilginç. Belki çocuk istemiyor. Olabilir yani. Bir sürü senaryosu vardır bence bunun. Eğer zorla yaptırıyorsa bu işi, bu tabii ki bir suç. Yani çünkü çocuğunu ön plana koyarak para kazanıyor. Çok da hani etik değil. Ama eğleniyorlar gibi duruyor. Ama mesela kızın eğitimini engelliyor mu vesaire, bu tarz şeyleri engelliyorsa çok da hoş bir şey değil. Valla bence şimdi ya o çocuk da YouTube'da böyle bayağı çıkıyordur, tanınıyordur, videolar çekiyordur. Yani istemese yani belli olur bence, çocuk eğleniyor gibi duruyor. Aslında çocuklar da eğleniyor gözüküyor. Çocuklar eğleniyor, maddi gelirleri yükseldi. Bilmem, aslında güzel. Peki şeye katılıyor musun? bir babanın para kazanmak için çocuklarını kullandığı yönde de çok fazla eleştiri alıyor bu kanal. Evet, katılıyorum. Buna... Özellikle o garibim Salih. Neredesin Salih yani? Salih. Vartolu gibi. Aynen. Kanalın ismini vermişler. Aynen, onu yollamışlar. Sen oku, biz alırız parayı diye.
Enteresan bir bölüm gerçekten. Bayağı. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet. İzleyin videoları da böyle ne bileyim bu çok şey geldi. Sen şey yapamadın. Ben bunu hala algılayamadım, oturtamadım çok ya. Garip abi. Garip. Gitsin çocuğum oldu onlar da böyle kalmışlardı falan bir saniye izin yazdı. Sevmek istediğim başka bir şey var. Bölümümüzün sonuna geldik. Abone ol konuşması alalım. Like atıp yorum atın. Görüşürüz. Bye bye.